Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulihil kerim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbena zidna ilmen ve fehmen. Ses salona gelmiyor mu? Yavaş yavaş. Tamam biz. Sesin hızı biraz düşük demek ki. Evet sanıyorum şimdi geldi gibi. Suat tamam. Birkaç haftadır boşanmayla ilgili ayetlerin olduğu bir bölüm okuyorduk. Geçen hafta bu bölüme bir ara giriş yapıldı. Bu ara girişte namazdan, namazın öneminden bahsettik. Şimdi boşanmayla ilgili ayetlere ek bir iki tane daha ayet okuyacağız. Üç ayetlik bir bölüm ve bununla artık aile hukuku, boşanma hukuku ile ilgili bölüm, Bakara suresindeki bölüm bitmiş olacak inşallah. 240. ayette Allah Teala şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا İçinizden ölenler, ölünce de geriye eşler bırakanlar, وَسِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ Eşleri için vasiyette bulunsunlar. Eşleri için vasiyette bulunsalar iyi olur. Bu iyi olur'u niye ekledik? Yani müfessirlerimiz, fakihlerimiz hemen hemen tamamı buna böyle baktıkları için, yani bir zorunluluk değil de iyi olur, tavsiye şeklinde baktıkları için böyle bir meal vermeyi tercih ettim. Ölüp geriye eşler bırakanlar, eşleri için vasiyette bulunsalar iyi olur. Nasıl olacak bu vasiyetin konusu ne olacak? Meta'al ilal havli gayra ihracin. Geride bıraktıkları eşlerinin güçleri yettiği kadar, olabildiği kadar geçindirilmeleri ve evlerinden çıkarılmamaları konusunda bir vasiyette bulunsalar iyi olur. فَاِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ Bir yıl süreyle, evlerinden çıkarılmamaları için vasiyette bulunsunlar diye Allah Teala erkeklere bir görev yüklüyor. Şu ana kadar anlattığımız boşanmayla ilgili ayetlerin hepsinde bir ana fikir göstermeye çalıştım. Görebildiğim oydu. Mağdur edilen kadınlar vardı. İçinde bulunduğu kültürel ortamdan dolayı, içinde bulunduğu geleneksel yapıdan dolayı tabanı, kökü, geçmişi cahiliyeye dayanan bir kültürden dolayı mağdur edilen kadınlar vardı. Boşanma hukuku üzerinden onların mağduriyetlerinin giderilmesi için düzenlemeler yapıldı. Son düzenleme de böylece gerçekleştiriliyor. Biliyorsunuz daha önceki ayeti kerimede eşleri ölen kadınların 4 ay 10 gün iddet beklemeleri emredilmişti. Bu 4 ay 10 gün iddet beklemeleri onların yeni bir evliliğe geçiş için beklemeleri gereken süreydi. O 4 ay 10 günden sonra evlenir mi, evlenmez mi? O kendisine kalmış bir şey. İsterse evlenecek, isterse evlenmeyecek ama 4 ay 10 gün evlenmeyecek de o iddetle ilgili. Buradaki de 1 yıl süreyle içinde bulunduğu evden çıkarılmamaları için kocaların vasiyet etmesini Allah Teala yönlendiriyor, tavsiye ediyor diyelim. Eğer kendileri bu bir yıl içerisinde çıkmak isterlerse fe'in haraç ne? Eğer onlar kendi istekleriyle çıkarlarsa fela cunaha aleykum fi ma fe'anne fi enfusihinne min maruf kendi kendilerine maruf örfe uygun, akla uygun, hakka uygun bir şekilde bir karar verir ve evi terk etmek isterlerse o zaman ölenin yakınlarına, velisine, kadının velisine herhangi bir kişiye bir sorumluluk yoktur. Vallahu azizun hakim. Allah üstündür ve hikmet sahibidir.
Konu bazen aklımızda yerleşmiyor. Konu bazen bizim zihnimizde havada kalıyor. Ne demeye çalışıyorum? Şunu söylemeye çalışıyorum. Bazı problemleri okuyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Bunun karşılığı bizim toplumumuzda neredeyse hiç yok. Mesela şöyle bir şey, bizim kültürümüzde pek rastladığımız bir olay değildir. Yani bir adam vefat etmiş, bu erkeğin vefatından sonra onun geride bıraktığı eş, o erkeğin varisleri tarafından hemen evi terk etmeye, evden çıkmaya zorlanmış. Bizde genellikle öyle bir şey pek yaşanmaz. Bizde kocası ölen kadın, eğer çok farklı bir durum oluşmamış, kendisi terk etmek için bir sebep geliştirmemişse, öyle bir durum oluşmamışsa, o ev zaten aynı zamanda onun evi gibidir. Hatta o hanımefendi orada oturmaya devam ettiği sürece bizde genellikle miras paylaşımı bile geciktirilir. Miras paylaşımı bile geciktirilir, bekletilir yani. Ama ayetlerin indiği ortamda böyle bir durum söz konusuymuş. Mesela şöyle bir şey söz konusu olabilir. Hanımefendi ölen kocasından çocukları yoktur. Belki de daha yeni evlenmiştir. Bakın bir takım özel şartlar oluşturmaya çalışıyorum örnek için. Hanımefendi ölen kocasından çocuklar sahibi değildir. Kendisinin yaşı gençtir. Üvey çocukları vardır. Üvey çocukları kendisine sahip çıkmayabilirler. Veya ölenin sadece kardeşleri vardır. Başka yakınları vardır. O yakınlar o hanımın o evde oturmasını istemeyebilirler. O evi bir an evvel kullanmak isteyebilirler gibi şartlardan dolayı Allah Teala böyle bir vasiyette bulunulmasını tavsiye ediyor Müslüman erkeklere. Yani diyor ki ölmeden önce de eşinizin ihtiyaçlarını hesaba katın ve onların en azından bir yıl süreyle mesken ihtiyacı olmayacak şekilde yaşamalarını sağlayın. Eğer böyle bir durum oluşursa, yoksa zaten yok. O bir yıldan sonra o kadın o evi terk etsin diye bir zorlama zaten yapılmaz. Ama mesela ne diyeyim, genç bir hanım kalmıştır geriye. Kayınvalidesi, kayınpederi ya da kayınbiraderleri, diğer varisler orada oturmasını istememişlerdir. O evle ilgili başka planlar yapmaya başlamışlardır. Başka bir takım sebeplerden dolayı evden çıkmasını isteyeceklerse bile vasiyeti yapacak ölmek üzere olan koca burada kendisi takip etmesi gerekir diyor müfessirler. Kendisi takip etmesi gerekir. Yani hanımının kendisinin ölümünden sonra mağdur edilme ihtimali belirmişse hukuki haklarının yanına, bir daha söylüyorum, hukuki haklarının yanına bir de vasiyet eklesin diyor. Hukuki hakkı ne? Ölen kocasından miras payını zaten alacak. İddetinin devam ettiği süre içerisinde zaten nafakasının temin edilmesi devam edecek. Bunun yanı sıra bir de vasiyetten gelen bir hak olacak ve böylece hanımefendi bir yıl boyunca herhangi bir şekilde endişe etmeden hayatını sürdürecek. Bir yıl içerisinde kendi hayatına yeni bir düzenleme yapma için fırsat bulacak. Sözün özü, sözün esası, işin esası bu. Yani boşanmış hanıma da geleceğiz şimdi. İçinde bulundukları toplumda, ayetlerin indiği ortamda kadınlar ekonomik imkanları yönünden oldukça sıkıntıdalar. Ekonomik imkanları yönünden oldukça sıkıntılar. Sosyal imkanları açısından çok sıkıntılılar. Hanımların ekonomik ve sosyal imkanlar açısından sıkıntılı oldukları bir dönemde, bir ortamda, bir kültürel ortamda Allah Teala indirdiği ayetlerle hanımların durumlarını iyileştirecek düzenlemeler yapıyor. Bu şu anlama gelebilir. Bakın gelir demiyorum. Bu şu anlama gelebilir. Bu fakihlerin işi. Ben sadece gelebileceğine işaret edeyim. Bu şu anlama gelebilir. Aynı doğrultuda bu hanımların sosyal hayatlarının, ekonomik hayatlarının iyileştirilmesi için başka düzenlemeler de geliştirilebilir demektir bu. Önemli olan onların mağduriyetlerinin önlenmesi. Allah üstündür ve hikmet sahibidir. Allah'ın hükmü üstündür, kendisi hikmet sahibidir diye yorumlamışlar. Çok güzel bir bakış açısı. Allah'ın kanunundan, Allah'ın düzenlemesinden üstün bir kanun yoktur.
Allah kanun koyucuların en iyisidir. En iyisinden kastımız en güçlüsüdür değil. Kanun koyduğu kişiler için en iyisini düşünendir. Bu anlamda en üstünüdür Allah. Ve mutlaka bir hikmeti vardır yaptıklarının. Hikmetsiz iş yapmaz. Ve sonuncu bölüm. وَلِلْ مُتَلَّقَاتِ مَتَعُونَ بِالْمَعْرُوفِ Boşanmış hanımlar için de aynı şekilde maruf, güzel bir şekilde, örfe uygun, akla uygun, hakka uygun. Maruf kelimesine verilen üç anlam bu arkadaşlar. Örfe uygun, içinde bulunduğunuz toplumun geleneklerine uygun, akla uygun, aklı selim sahibi insanlar tarafından evet bu insan için uygundur, gereklidir denilen düzenlemelerdir. Aynı zamanda hakka uygun, Allah'ın indirdikleri, peygamberin gösterdikleriyle uyumlu bir düzenlemedir. Boşanmış kadınlar için de bir düzenleme yapın diyor Allah Teala. Bir iyilik yapın. Şöyle düşünsenize. Hemen hemen diyorum. Her boşanmada aslında bir sıkıntı vardır. Yani geçimsizlikten dolayı arada bir gerginlik vardır. Erkekle kadın birbirleriyle çok mutluyken, her şey yolundayken, güllük gülistanlıkken zaten boşanmazlar. Boşanıyorlarsa elbette ki bir problem vardır. Ve boşanma evresinde elbette ki bir takım sıkıntılar yaşanacaktır. Gerginlikler olur, kızgınlıklar olur, küskünlükler olur, tartışmalar olur, kavgamsı gelişmeler olur. Kavga olur değil. Kavgamsı gelişmeler olabilir. Bütün bunlara rağmen boşanıyor olmanız bile boşadığınız eşinize iyilik yapmanıza engel olmamalı uyarısı var. Peki kimin için bu uyarı? Hakkan alel muttakîn. Takva sahiplerinin üzerine bir haktır bu. Takva sahibi olmaktan kaynaklanan bir şey. Takva sahipleri beraberliklerini güzel tutmayı başarabildikleri gibi ayrılırken ayrılmalarını da güzel tutmayı başarabilmek zorundalar. Hele ki daha önceki derslerimizde ifade etmiştik. Hele ki ayrılan çiftin çocukları varsa o çocuklardan dolayı o çocukların eğitimi, sütten kesilmesi, bakımı gibi birçok sebepten dolayı sık sık karşı karşıya gelip yüz yüze bakmak zorunda kalacaklarsa ki hayat böyledir. Olayı kavgaya dönüştürmeden, araya düşmanlaşma sokmadan başarmak gerekiyor. Tartışmalarımızı, kavgalarımızı, bakın bunun üzerinde bir genelleme yapalım, bunun üzerinden hareketle bir genelleme yapalım. Tartışmalarımızı, kavgalarımızı, ayrılıklarımızı saygıdeğer hale getirmeyi başarabilmemiz gerekiyor. Bu takvanın gereğidir. Muttaki insanlar, mesela diyelim ki iş ortaklığından ayrılıyorsunuz. Bu kadar ya, iş ortaklığından ayrılıyorsunuz. Niye ayrılıyorsunuz? İlla ki bir geçimsizlik yaşanmıştır. Şartlar uyum sağlamamıştır ve ayrılıyorsunuz. İş ortaklığınız bittiğinde Müslüman kardeşliğiniz de bitmiş olmayacaktır. Her iki tarafta Müslüman kaldığı süre içerisinde Müslümanların birbiriyle ilgili ayet ve hadislerin hala geçerli olduğunu unutmayalım. Boşandığınız eşiniz boşanmışsınızdır. Boşanma devresinde tatsız konuşmalar yaşanmıştır. İki tarafın ailesi devreye girmiştir. Kendi kültürel ortamımızdan bahsedelim. Her iki tarafın ailesi devreye girmiştir. Kayınpederler atışmıştır. Kayınbiraderler itişmiştir. Ondan sonra kim var başka? Görümceleri devreye girmiştir. Herkes ortalığı karıştıracak bir takım hamleler yapmıştır. Olur böyle şeyler. Olabilir. Bittiğinde ayrılan taraflar karşı tarafın hala Müslüman olduğuna inanıyorlarsa, lütfen altını çizin zihninizde, karşı tarafın ayrıldığı eşin hala Müslüman olduğuna inanıyorsanız Müslümanlarla ilgili ayetler ve hadisler geçerli olmaya devam edecek demektir. Yani mesela neydi? Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu düşmanın eline terk etmez. Başka bir hadis devreye girecekti. Kul Müslüman kardeşinin hizmetinde, yardımında olduğu sürece Allah da o kulun yardımındadır diyecekti. Selamlaşın diyecekti Allah Resulü. Selamlaşın diyecekti. Bütün bu ayetler ve hadisler boşandıktan sonra devam ediyor. Öyleyse boşanmanız birbirinizi hayatınızdan çıkartma sebebi
yani tümüyle çıkartma sebebi değildir. İyilikler yapmaya devam edebilmemiz gerekiyor. Zaten aranız iyi olana iyilik yapmak kolay iştir. Zor olan ve yiğitlik gerektiren şey nedir? Yani aranız açıldıktan sonra iyilik yapabilmektir. Bunu yapabiliyorsanız o zaman asıl iyiliği yapmış olacaksınız. Uyarısı var anladığımız kadarıyla. Ve üçüncü ayet, bununla artık boşanmalarla ilgili bölümü kapatıyoruz. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Son kısmına lütfen dikkat edin. Son kısmına ayetin. Kur'an'da hep böyle bitiyor. كَذَٰلِكَ işte böyle يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ Allah sizin için ayetlerini açıklıyor, beyan ediyor. Peki Allah bize ayetlerini neden beyan ediyor? Şöyle bitmesini beklerdim ben olsaydım. Bu ben olsaydım çok riskli bir laf oldu ama ben olsaydım bu cümlenin şöyle bitmesini beklerdim. Kur'an okumayı bilenler, Arapça bilenler takip edin. Değiştiriyorum. Metni değiştireceğim. Çarpılırsak beraber çarpılırız ona göre yani. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْمَلُونَ Böyle olmasını beklerdim. Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki yaparsınız. Umulur ki yaparsınız demesi gerekiyor. Yani Allah ayetini beyan etti. Bize düşen vazife nedir? İtaat etmektir. Allah beyan etti. Semi'na ve ata'na dedik. Rabbimiz işittik ve itaat ettik deyip itaat etmemiz gerekiyor. لَعَلَّكُمْ تَعْمَلُونَ Uygun düşecek gibiydi. Hiç öyle değildir. Kur'an'da hemen hemen her defasında bu ayetler böyle bitmez. Amelle bitmez. Allah ayetlerini açıklıyor. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Umulur ki aklınızı kullanırsınız diyor. Umulur ki aklını kullanırsın. E Allah'ım sen zaten ayetlerini beyan etmişsin. Ben aklımı ne yapmak için kullanacağım burada? Sen zaten diyorsun ki Allah'ım ayetlerimi beyan ettim, açıkladım. Bana da diyorsun ki aklını kullan. Bak, itaat etin değil bu. Aklını kullan. Aklımı ne yapmak için kullanacağım? Ben kendi aklıma geleni söyleyeyim. Tefsirlerden toparladıklarımızla beraber. Bir, bu ayetlerin, beyan edilen ayetlerin uygulanmasının bizim lehimize olduğunu, bizim için hayır olduğunu akletmemiz gerekiyor. Bunun gerçekten hayır olduğunu aklederek yaparsanız eğer, yapmayı sürdürmek kolaylaşıyor. Hikmetini anlamadığımız hükümlere de itaat ederiz. Hikmetini anlamadığımız hükümlere de itaat ederiz. Ama o itaat zor olur. Hikmetini anlamadan itaat etmek zor olur ve ilk fırsatta bir insan şöyle bir kaçamak yapacak yer arar. Hikmetini kavramışsanız eğer, evet ya bu ayet bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Bu ayet benim ailemin hayatını kolaylaştırıyor. Bu ayet bizim toplumun bir yanlışını düzeltiyor. Bu ayet dünyanın dengesizliğindeki bir bölümü düzeltiyor. Bu ayet insanların bir cahili geleneğini ortadan kaldırıyor. Bu ayet insanın iki cinsinden bir tanesi, insanların yarısını oluşturanlardan bir tanesi... O yarısıya böyle bir şey olabilir mi? İnsanların yarısını oluşturuyor kadınlar ve onlar üzerinden bir dengesizlik oluşturmuşsun ve Allah sana diyor ki bu dengesizliği yok et. İnsanların yarısı onlardan oluşuyor. Hükümler yarısının lehine olursa bu dengesizlikten sen de mutsuz olacaksın. Bu dengesizlik senin de işine gelmez. Bu kadın hakları operasyonu falan değildir. Bu okuduğumuz ayetler kadın hakları manifestosu falan değildir. Buradan kadınlara İslam'da olmayan sosyal haklar üretiyoruz. Öyle bir şey çıkmıyor. Bu kavga Müslümanların zaten baştan beri girmemesi gereken bir kavga. Müslümanların zihnine şunu yerleştirmesi gerekiyor bu ayetlerden anladığımız kadarıyla. Kadınlar ve erkekler insan cinsini oluşturuyor. Onlardan bir tanesinin aleyhine, bir tanesinin lehine bir hukuk düzenlemesi yapmışsanız ikisi de mutsuz olur. Birisi çok mutlu, öbürü çok mutsuz olur. Kesinlikle öyle olmaz. Birbirini tamamlamak zorundadırlar ya. Öyleyse bu hükümler
sizin de mutluluğunuz içindir, sizin aileniz içindir, sizin toplumunuz içindir, sizin salahınız içindir. Bunu akletmeniz gerekiyor, bu bir. İkincisi, ayetlerin üzerinde aklınızı kullanmanız gerekiyor. Kullanmamız gerekiyor ayetler üzerinde. Ya ayet çok açık. Bazı arkadaşlarımızdan böyle cümleler duyuyoruz. Ya Kur'an çok açık. Ya Kur'an çok açık, doğru da. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan başlamak üzere bugüne kadar binlerce kişi tefsir yazdı. Niye? Madem ayetin anlamı okununca çok açık ve herkes aynı şeyi anlayacak kadar açık, binlerce tefsir niye var? Ne yaptı o müfessirler? O kadar fakih ne yaptı? O kadar muhaddis ne yaptı? O kadar kelamcı ne yaptı ya? Yüz binlerce alim bunun üzerinde kafa yorup bir şeyler söylemeye çalışıyor. Niye? Öyle sloganik laflarla konu izah edilecek gibi değil. Çok parlak cümleler, tamam mı? Kur'an ayet çok net, açık. Öyle değil. Ayetin üzerinde kafa yormak gerekiyor. Ayetin bize öğrettiği şey bu. Bakın son kısmında. Birçok yerde var bu ya. Aklınızı kullanın diyor. Çünkü ayetin söylediğiyle yetinmemeniz, söylemek istediğini de kavramanız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Allah sanki söylemek istediğini söyleyememiş mi haşa da biz keşfetmeye çalıştık. Öyle değil. Ayetin muhatap kitlesi vardır. Ayetin indiği bir ortam vardır. Ayetin indiği ortamdaki insanların gerçek bir yaşamları, reel bir yaşamları vardır. Onların diliyle seslenir Allah, oraya seslenir Allah. Oradan örnekle bütün dünyaya ders verir Allah. Kur'an okuyoruz, görmüyor musunuz? Kur'an okuduğumuzda Kur'an'ın indiği bölgenin sorunları üzerinden dersler veriliyor. Hiç Çin'deki problemlerden bahsetmez. Aynı anda Çin'de de bir takım problemler vardır. Aynı anda Hindistan'daki problemlerden bahsetmez. Aynı anda Avrupa'daki insanlardan bahsetmez. Henüz insanlar keşfetmemişti, doğru. Ama artık biliyoruz ki o dönem Güney Amerika'da keşfedilmemiş bir takım medeniyetler vardı. Aztekler gibi, İnkalar gibi, Mayalar gibi başka insan toplulukları da vardı. Onların da bir takım cahili problemleri vardı. Onlardan hiç örnek görmezsiniz Kur'an'da. Ne yapar? İndiği yerin üzerinden hareket ederek dünyaya ders verir. O yüzden ayetlerin üzerinde kafa yormak gerekiyor. Biraz önce girişte dedim ki, bazen aklımızda havada kalıyor gibi dedim. Yani benim için öyle oluyor en azından. Çünkü bazı problemler ya da bazı problemlerin yaşanış biçimi, tekrar söylüyorum, yaşanış biçimi toplumdan topluma değişiyor. Türk toplumunda o problemin yaşanış biçimiyle, Arap toplumunda yaşanış biçimiyle, Malezyalılarda yaşanış biçimi aynı olmayabiliyor. Ayetin içerisindeki hikmeti ve illeti kavramak gerekiyor. İki tane kelime kullandık. Bu işte ilgilenenler zaten biliyorlar. Bu iki tane kelimeyi atlamamak gerekiyor. Ayetin içerisinden illeti ve hikmeti söküp alabilmeniz gerekiyor. Eğer onu alamazsanız ayeti işletemiyoruz. Ayeti işletemezseniz ayet probleminizi çözmek yerine bazen probleminizi artırabilir. Ayet artırmaz, artıran ayet değildir. İbn-i Aşur diyor ki, Allah rahmet etsin, çok güzel bir tespit, en azından benim çok sevdiğim bir tespit. Diyor ki, İslam çok kolay bir dindir. İslam kesinlikle çok kolay bir dindir. Bununla ilgili bir sayfa ayet, bir sayfa, iki sayfa hadis yazmış. Allah rahmet etsin. İlgilenenler için söyleyeyim, İslam hukukunda Gaye diye bir kitabı var. İslam hukukunda gaye. İslam hukukunun gayesi nedir? Bunu anlattığı bir kitabı var. Orada diyor ki, İslam kesinlikle kolay bir dindir. Eğer bir insan Müslümanca yaşarken zorluk çekiyorsa, bir insan, bir toplum, bir insan, bir aile, bir toplum Müslümanca yaşıyorken zorluklar çekiyorsa, dıştan gelen baskılara bir şey demiyoruz. Dıştan gelen baskılar tamam, her zaman olur. Peygamberlerin karşılaştığı şeyler. Hiçbir dış baskı olmadığı halde uygulanıştan kaynaklanan zorluklar yaşıyorsa diyor, iki ihtimal vardır diyor. Bir, yanlış anlamışlardır diyor. Yanlış anlamışlardır. O hükmü, o ayeti, o hadisi yanlış anlamışlardır diyor. İkinci ihtimal, yanlış uyguluyorlardır diyor. Ayetleri ve hadisleri doğru anlar ve doğru uygularsanız İslam kesinlikle çok kolay bir dindir.
İslam zor bir dindir, hiç kimse diyemez. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselam birçok hadisinde, Rabbimiz birçok ayette kolaylığını anlatmış. İslam kolay bir dindir. Gerçek dışı bir şey mi söylüyorlar? Yok, gerçeği söylüyorlar. Bir de biz Müslümanların yaşamlarına bakın. Gerçekten öyle fıkıhlar üretebiliyoruz, öyle fıkhi kaideler üretebiliyoruz ki, yani hayatımız o kuraldan kaynak, Müslümanca yaşayacağım diye hayatımız çekilmez hale gelebiliyor. Demek ki orada ayetin ya da hadisin ne demek istediğini kavrayamamışsınızdır. Kafa yorun. Peki kafa yorma için ne yapalım? Ya açın kitap okuyun kardeşim. Açın biraz kitap okuyun. Allah rahmet etsin. 1400 yıldır aklı eren, bilgisi yeten insanlar 1400 yıldır bunun üzerinde çalışıyorlar. Geçmişin birikiminden yararlanmak gerekiyor. Unutmamak lazım, geçmişin birikiminden yararlanmak gerekiyor. Ama geçmişin birikimi her problemi çözmüş olamayacağına göre bizzat kendimizde kendi bulunduğumuz dönem ve şartlarda ayetin üzerinde, hadisin üzerinde kafa yormamız gerekiyor. Rabbimiz umulur ki akledersiniz, belki akledersiniz, akledersiniz kurtulursunuz anlamında bir uyarıyla bölümü tamamladı. Şimdi yeni bir bölüme geçiyoruz. Bu geçiş de rastgele bir geçiş değil elbette. Ama Bakara suresini anlatırken, Bakara suresinin içerisinde pek çok konu olduğundan bahsetmiştik. Yani normal 286 ayetlik bir surenin tamamı aynı konuyla ilgili değil. Şu andan itibaren de cihatla ilgili bir bölüme başlayacağız. Cihatla ilgili bir bölüme başlayacağız. Ona şöyle bir giriş yapıyoruz bakın. Elem tara ilellezine haracu min diyarihim ve hum ulufun hazaral mevt. Ölüm korkusu içerisinde yurtlarını, vatanlarını terk eden binlerce kişilik bir topluluğun örneğini anlatıyoruz sana diyor Allah. Sana bir örnek vereceğim. Size bir örnek anlatılacak. Geçmişte gerçekten bir toplum böyle yaşadı mı, yaşamadı mı onu bilmiyorum. Müfessirler bir toplumun adını falan bulmaya çalışmışlar ama tutmuyor çoğu zaman şeyle, ayetin metniyle. Kimi müfessirlerimiz, büyük müfessirlerimizden bazıları bunun gerçekten yaşanmış olması şart değil diyor. Allah bize bir örnek veriyor. Bakın. Şöyle bir toplum düşünün. Binlerce kişiler, kalabalıklar. Ölüm korkusuyla yurtlarını, vatanlarını terk etmişler. Neymiş mesele? Müfessirlerimizin yaptıkları açıklama şu. Yurtlarına saldırı var. Vatanlarına saldırı var. Ülkelerine saldırı var. Bir insanın yurduna, ülkesine, vatanına aynı kelimeyi 3 defa söylemiş gibi oldum ama yani saldırı olduğunda, elinizden vatanınız çıktığında elinizden sadece vatanınız çıkmaz biliyorsunuz. Artık tecrübeliyiz. Ben gençliğimde çok fazla anlamazdım. Kendi adıma çok net itiraf ediyorum. Ben gençliğimde bunu çok fazla anlamazdım. Hep kitap bilgisiyle hayata bakıyorduk. İlerleyen yıllarda Irak'ın başına gelenleri görünce, Suriye'nin başına gelenleri görünce, özellikle artık Suriye ile çok içli dışlı yaşıyoruz ya, Suriye'nin başına gelenleri görünce, Libya'yı okuyunca, görünce, buna benzer yerleri takibe yaşanmış örnekleri görünce anladık meselenin farklı olduğunu. Vatanınız elinizden gittiğinde sadece bir toprak parçası elinizden gitmiş olmuyormuş. Canınızı koruyamıyormuşsunuz. Malınızı koruyamıyormuşsunuz, ırzınızı koruyamıyormuşsunuz. Can, mal ve ırz korunamıyormuş. Canınızı, malınızı, ırzınızı koruyamıyorsunuz da dininizi koruyabiliyor musunuz sanki? Dininizi koruyamıyormuşsunuz. Kendi nesillerinize kendiniz hakim olamıyormuşsunuz. Vatan denilen şey sadece bir toprak parçası değilmiş. O toprak parçası sana, o toprak parçası bize inancımızı, kültürümüzü, canımızı, malımızı, ırzımızı birlikte koruyabileceğimiz bir ortam sunuyormuş meğerse. Bir Müslümanın ifadesiyle vatanı olmayanın meğerse itibarı da olmuyormuş. Vatanı olmayanın meğerse itibarı da olmuyormuş.
Adam vatanından çıkmak zorunda kaldığında geldiği yerlerde örnek kendi hayatımızdan bakın ya. Adam hemen sınırımızdaki ülkeden kendi hayat şartlarında, standartlarında normal bir hayat sürerken vatanını kaybettiğinde sığındığı yerde 3 aile, 4 aile bir evde yerleşiyor. Sağdan soldan 2 tane, 3 tane yardım geldiğinde bakın bir evde zaten 3 aile yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Birçoğunuz ilgilenmişsinizdir öyle ailelerle. Gidip yerinde görmüşsünüzdür. Bir evin içerisinde 20 küsur kişi kalıyor. 26 kişi kalanını gördüm. 26 kişi kalanını gördüm. Bir evin içerisinde. Amcalarmış, halalarmış, bilmem neymiş yani. Akraba üzerinden götürüyor işi. Oraya 3-4 tane farklı yardım gelince komşu olanlar, yerli olanlar ne ya herkes onlara yardım ediyor diye o yardımı bile çok görmeye başlıyorlar. Böyle işte. Yurdunuzdan uzaklaştınız mı itibarınız da kalmıyor. Gözünüzün yaşına fazla bakanınız da olmuyor. Eğer evinizde bir yardım gelmişse bir yerden, bunu yeni öğrendim de paylaşmakta fayda var yani. Bir yardım sebebiyle bir yerden yardım geldiği için evinizde televizyon varsa, diğer yardım etmeye gelenler evde televizyonu görünce aa bunlar çok lüks yaşıyorlar lan diye yardım etmeyi kesmeyi düşünüyorlarmış. Kendi evlerinde ne olduğuna hiç bakmadan yani. Şimdi bunun için savaşmak gereklidir. Bu vatan denilen şey yurt diye min diyarihim, kendi diyarı için insanın savaşması gereklidir. O bir ulusçuluk, ulusalcılık falan değil. O kaba anlamıyla bir kavmiyetçilik, kaba anlamıyla bir milliyetçilik falan değildir. Toprak tabulaştırmasından falan bahsetmiyoruz ama gerçekçi olmak lazım. O toprakta var olduğunuz sürece siz çoluğunuzla çocuğunuzla beraber var olabiliyorsunuz. Değilse olmuyor işte ya. Bunlar düşman saldırısından korkmuşlar. Biz bunlara karşı çıkamayız falan demişler. Savaşmak yerine halbuki diyor Allah Teala ve hum ulufun. Binlerce kişiydiler diyor. Binlerce kişiydiler. Ve Zemahşeri'nin çok ilginç bir yorumu var. Uluf kelimesi Arapçada iç içe geçmiş, kaynaşmış, birbiriyle tanışık olan anlamında da kullanılır diyor. Ellefe fiili de buradan gelir. Rabbimiz ifade ediyor ya ayet-i kerimede. Fe ellefe beyne kulubiküm. Kalplerinizin arasını Allah birleştirdi. Bunlar birbiriyle de yakın, tanışık insan. Yani aynı kavmin insanları. Aynı şehrin insanları. Birbirlerini tanıyorlar. Birbirlerini tanıyanların organize olması, iş yapması, daha kolay olması gerekir. Binlerce kişiler ölüm korkusu bir geldi mi arkadaşlar, ölüm korkusu bir geldi mi her şeyi silip süpürüyor. Resulullah Aleyhisselam diyor ki bir zaman gelecek düşmanlarınız leş yiyicilerin leşe üşüştüğü gibi üzerinize üşüyecek. Ya Resulullah diyorlar sayımız o gün az mı olacak? Hayır diyor tam tersi sayınız çok olacak. Peki sorun ne? Ama diyor siz selin üzerindeki çer çöp gibi olacaksınız. Değersiz varlıklar. Ağırlıksızsınız. Peki niye öyle olduk ya Resulullah yani? Niye ağırlığımızı yitiriyoruz? Birincisi diyor Allah düşmanlarınızın kalbinden size ait olan korkuyu söküp alacak. Düşmanlarınız artık sizden çekinmeyecekler. Peki bizden niye çekinmiyorlar? Son cümle bitiriyor işi. İki probleminiz olacak diyor. Hubbü dünya ve kerahiyetul mevt. Birisi dünya tutkusu, öbürü ölümden korkmaktır. Öbürü ölümden korkmaktır. Ölüm korkusu bir geldi mi bir insana yapabileceğini de yapamaz. Bakın gösterebileceği direnişi de göstermez. Ya çok basite indirilmiş örnek vereyim mi? Top oynuyorsunuz arkadaşlarınıza. Gençler işte top oynuyorsunuz. Maça çıkıyorsunuz. Biz bunlarla nasıl olsa yenileceğiz dedikten sonra çok daha fazla gol yemiyor musunuz? Maçı bıraktınız mı? Gene yeniliyorsunuz ama hezimet yaşıyorsunuz. Hezimet yaşıyorsunuz. Sonuna kadar denersen gene yenileceksiniz ama hezimet yaşamayacaksınız. Ölüm korkusu böyledir. Bir insanın tüm gücünü, direnişini yok eder. Ölüm korkusuyla ilgili 3 tane ayet okuyayım size.
Birincisi Ali İmran suresinin 156. ayeti. Ey müminler! Siz siz olun, sefere çıkan ya da savaşa katılan akrabaları ve arkadaşları hakkında bizim yanımızda olsalardı ne ölürler ne de öldürülürlerdi diyen o iki yüzlü inkarcılar, münafıklar gibi olmayın. Onlar ölüm konusunda ilahi takdire inanmadıkları ve ölümü hep şöyle olsaydı böyle olmazdı şeklinde bir takım görünür sebeplerle açıklamaya çalıştıkları için Allah bu düşünceyi onların yüreklerinde derin bir sızı ve hasret acısına dönüştürdü. Halbuki canı veren de Allah'tır, alan da. Allah yaptığınız her şeyi görür. İkinci ayetimiz Ahzab suresinden. Ey peygamber, de ki o münafıklara, ölmekten veya öldürülmekten kaçıyorsanız bilin ki bu kaçışınız nafiledir. Diyelim ki savaştan kaçarak ölümden kurtuldunuz. Ama zaten dünyada sefasını sürdüğünüz hayat da hepi topu 3 günlük bir hayattan ibarettir. Ve Cuma suresinden bir ayet. Ey peygamber, de ki onlara, kendisinden kaçtığınız ölüm sizi mutlaka yakalayacaktır. Buna benzer birçok ayet daha var. Tamam, göğsümüzü gere göre hemen ölüme koşalımdan falan bahsetmiyorum. Nasıl ki canınızı korumak gerekiyorsa, canınızı korumak için düşman ne kadar güçlü olursa olsun. Ya benim buna gücüm yetmez diye eli kolu bağlı durmak zillettir. Birisinden dayak yemek var, birisi tarafından ezilmek var. Dayak yemek her insanın başına gelebilecek bir şeydir. Direnirsin, sen de bir şeyler yapmaya çalışırsın, dövülürsün, dayak yersin. Olur bu iş. Hiçbir şey yapmazsın, habire o sana vurur, sen yenikliği kabul etmişsindir. Bu zillettir. Aşağılık bir duruma düşersiniz yani. Birisi ailenize saldırır. Ailenize saldıranlara gücünüzün yetip yetmeyeceğini hesaplamazsınız. O sizin ailenizdir ve korumak için elinizden geleni yaparsınız. Gerekiyorsa orada ölürsünüz yani. Ama gözünüzün önünde ailenize bir fenalık yapılmasına katlanmazsınız. Katlanırsanız gene ailenizin başına bir fenalık gelir ama sizin de yüzünüz yere eğilir. Yüzünüz yere eğilir. Artık insanların yüzüne bakacak haliniz kalmaz. Ülkeniz elden gider, ülkeniz elden gideceği zaman da elinizden geleni yaparsınız. Vermemeye çalışırsınız. Vermeye kalkarsanız, ölüm korkusundan kaçacağım, kurtulacağım falan derseniz eğer, kendinizi kurtarmaya kalkarsanız eğer, ölüm korkusu yüreklerinize işlemişse eğer, hiçbir şey yapamazsanız, sonucu söyleyelim mi size? فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا Allah da onlara... Onlar ölüm korkusuyla kaçmışlardı. Allah da onlara ölün dedi. Bir topluma ölün demek canlarının çıkması anlamında değildir. Bakın bir kişiye öl demek tamam canını vermez demektir. Bir millete binlerce kişilik bir topluma ölün demek onların hadi canınız çıksın anlamına gelmiyor. Bir milletin, bir toplumun ölmesi nedir? En kutsal değerlerini kaybetmesidir. Yoktur artık o millet yani. O millet yoktur. Köleleştirilirler, yok sayılırlar, asimilasyondan geçirilirler, kendilerine ait hiçbir şeyleri kalmaz, kendilerini yenenlerin hem hizmetçileri olurlar, altını çizin lütfen zihninizde, kendisini yenenlerin hem hizmetçisi olurlar, hem aşığı olurlar. Sizi yenenlerin hizmetçisi olmak neyse bir nebze, atlatılabilecek bir problem olabilir. Eğer kavga ruhunu yitirmişseniz, kavga ruhunu, direniş ruhunu yitirmişseniz, sizi yenenlere aşık olursunuz. Örnek istiyorsanız eğer, Müslümanlara bakabilirsiniz. Müslümanlar bunun en güzel örneğidir. O Müslümanlar deyince ben giriyorum işin içerisine yani. Bir kenara kendimizi çekip de oradan bu Müslümanlar ne kadar kötü diye sağda solda internette yazı yazanlar var son zamanlarda. Benim bütün devrelerim alt üst oluyor yani. Sanki kendisi temiz kalmış da biz batmışız gibi yazılar yazıyorlar. Hep beraber ümmet olarak halimize bakın ve görün. Bizi 100 yıl önce yenenlere aşık olduk. Onlar gibi giyinmeye, onlar gibi konuşmaya, onlar gibi eğlenmeye, onlar gibi eğitim vermeye, onlar gibi aile kurmaya, onlar gibi düğün yapmaya, onlar gibi çocuk büyütmeye yöneldik. Çocuğumuzun
Onlar gibi büyüttüğümüz zaman modern eğitim verdiğimize inanıyoruz. İyi eğitim verdiğimize inanıyoruz. Karı koca ilişkilerimizi batılıların koyduğu standartlara çevirirsek eğer geliştiğimizi düşünüyoruz. Kıyafetimizden dilimize, yazımızdan işte hayatımızın ta kendisine her şeyini değiştiriyorsun. Niye? Çünkü senin yenene aşık olmuşsun. Bunun düzelmesi çok zor. Örnek mi istiyorsunuz? İsrailoğullarına bakın. İsrailoğulları Mısır'da çok uzun yüzyıllar boyunca yenik yaşadılar. Yenik yaşadıkları için de o kadar içselleştirmişler ki Firavun'un toplumunu, o kadar içselleştirmişler ki Allah onlara özgürlük verdi. Musa Aleyhisselam onları aldı, çıkarttı çöle, özgürlüğe gidiyorlar. Ne oldu hatırlayın ya. İlk gördükleri yerde buzağı heykelini istediler. Bize de bir put yap dediler ve Hazreti Musa'nın yokluğunu buldukları ilk fırsatta kendileri bir buzağı heykeli yapıp tapmaya başladılar. Ölüm korkusu o kadar işlerine geçmişti ki adamların kalplerine yerleşmişti ki Allah'ın onlara söz verdiği bir beldeye Filistin'e kadar geleceklerdi. Allah dedi ki orayı size vereceğim dedi ya. Sadece siz çabalayacaksınız. Girdiler ve biz bunları yenemeyiz dediler. Hatırladınız mı? Hazreti Musa'ya dediler ki sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturacağız dediler. Sonuç 40 yıl Allah onları çölde darmadağınık vaziyette yaşatıverdi. 40 yıl. Bir toplumun ölmesi böyle şeylerle gerçekleşir. Ölümden kaçtınız ama daha beteri oldu. Esir oldunuz. Mallarınız gitti, canlarınız da gitti, ırzlarınız gitti, çocuklarınız gitti, nesilleriniz kayboldu gitti. Değeriniz kalmadı, isminiz kayboldu. Şimdi Allah bir fırsat daha verecek, bunu anlatıyor sanki bize. Bir fırsat daha verecek Allah bu topluma. Sümme, Arapça ile ilgili ifadeye bir açıklamamız olsun. Sonra kelimesi ama bu sonra bir şeyin hemen arkasından gelen bir dönemi anlatmaz. Aradan zaman geçtiğini anlatır. Sümme, aradan biraz zaman geçti. Ahyahum, Allah onları yeniden diriltti. Allah onları diriltti. Yeniden bir fırsat daha verdi. Kendilerine gelmeleri için, birliklerini sağlamaları için. Nasıl olsa öleceksiniz dedi ya. Nasıl olsa öleceksiniz. Ölmeyecek değiliz hiçbiriniz. Tamam yaşamayı tercih ederiz ama nasıl olursa öleceğiz. Gerekiyorsa şerefli bir ölüm, şerefsizce yaşamaktan daha iyidir diyebilmek gerekiyormuş. Şerefsizce yaşamaktansa şerefli bir ölümü tercih edecek bir toplum haline geldiler. Fahyahum, Allah onları diriltti. İşte böyledir. اِنَّ اللّٰهَ لَذُوا فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ Allah'ın insanlar üzerindeki ikramları, faziletleri çoktur. وَلَاكِنَّ اَكْسَنَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Fakat insanların çoğu şükretmiyorlar. Şükretmemekten kastımız nedir? Allah'ın verdiği bu fırsatları kullanmıyorlar. Allah kaybeden bir insanın da toparlanması için zaman zaman fırsatlar verir. Allah bocalayan bir ailenin toparlanması için de zaman zaman fırsatlar verir. Bocalayan, darmadağınık olan bir kavmin, bir milletin toplanması için de fırsatlar verir. Ama başınıza gelenlerden de hala ders almıyorsanız, çoluğunuz, çocuğunuz perişan olmuş, kendiniz perişan olmuşsunuz ve hala bütün bunlara rağmen bir cihat ruhu geliştiremiyor, bir birlik beraberliğe adım atamıyorsanız, Allah'ın verdiği fazlalı nimeti kullanamıyorsunuz demektir. Burada aslanan şey nedir? Başımıza bu tür felaketler gelmeden önce elimizdeki nimetin şükrünü eda edebilmektir. Bunun şükrü nedir? Elimizdekinin şükrü buna sahip çıkmaktır. Resulullah Aleyhisselam boşuna mı Medine'yi korumak için onca çaba sarf ediyor? Ne yani? Resulullah Aleyhisselam toprakçı bir adam mıydı yani? Haşa ki yani. Milliyetçilik davasına mı sahipti? Yok öyle bir şey falan yoktu. Ülkecilik mi yapıyordu? Evet ülkecilik yapıyordu. Medine'yi korumaya çalışıyordu. Medine'nin emniyeti o kadar önemliydi ki bununla ilgili her tür önlemi almıştı Resulullah Aleyhisselam yani. Kendisi bir problem olduğunda, bir tehlike olduğunda bizzat kendisi en öndeydi yani. En önde. Çünkü biliyordu Medine gitti mi hepsi gidecekti yani. Ne var ne yok elindeki bütün birikimin gidiyor. Biz Müslümanlar bunu tarihimizde defalarca yaşamadık mı arkadaşlar? Tarih okuyanlarımız. Kaç defa yaşamadık mı yani? Moğollar gelip bir vurdu. Ölüm korkusuna sahiptik o günlerde. Moğol saldırısının olduğu günlerde. Merak edenler için yerde söyleyeyim. Gitsin baksınlar. İbnül Esir'in El Kamil Fit Tarih diye bir kitabı var.
Orada Moğol saldırısını anlattığı bir bölümde diyor ki Moğollar bir şehre girmişler, bir orayı anlatıyor. Yani var ya, iftira zannedersin yani. Adam tarihçi olmasa iftira etti diyeceğim yani. Moğollar bir şehre girmişler. İnsanları habire öldürüyorlar. Kadınlara tecavüz ediyorlar. Onları da öldürüyorlar. Erkekleri öldürüyor, çocukları öldürüyor, bebekleri öldürüyorlar. Öldüklerinden, öldürdükleri cesetlerden keyif olsun diye kuleler yapıyorlar. Müslüman bu adamlar. Öldürülenler. Bir tanesi diyor, bir asker, ben kendim gördüm diyor. Kendim gördüm diyor. Adam orada bir satırda demiş ki, keşke anam beni doğurmayaydı, bugünleri görmeseydim demiş. Tarihçinin kendisi. Birisi diyor, gördüm bir asker diyor, gitti birini yakaladı. Birini yakaladı. Ama diyor, Moğol askerinin elinde kılıcı yok. Yatırdı adamı yere diyor. Ne yapacak, neyle öldürecek, bir şey yok. Sakın kalkma, kılıcımı alıp geleceğim demiş. Zillet içerisinde bekledi diyor. Kılıcını aldı geldi ve öldürdü diyor. Korku böyle bir şeydir. Kaçamazsın bile yani. Korku geldi mi kaçamazsın bile. Korku geldi mi öyle olmaz mı arkadaşlar? Kendim zaten. Korku geldi mi yumruğunuzdaki güç gider. Ayağınızdaki koşma gücü gider. Ne var ne yok bırakırsınız. Evet. Öyle kala kalırsın yani. Vücudunun normal kuvvetini kullanamazsın. Ve hadislerde, ayetlerde bize bu defalarca uyarıldığı halde ümmet bunu birçok defa maalesef ki yaşadı. Rabbimiz elinizden gitmeden önce kıymetini bilin diyor. Peki ne yapalım Allah'ım? وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Öyleyse Allah'ın yolunda savaşın. Allah'ın yolu deyince İslam dinini yaymak anlıyorsanız eğer bu çok dar bir anlayış olur. Allah'ın yolunun içerisinde canların korunması var, malların korunması var. Hatırlayın, Resulullah Aleyhisselam malı için kavga ederken ölen şehittir diyor. Malı için kavga ederken ölen şehittir. Irzı için ölenin şehit olması çok daha fazla yakışmaz mı? Çok daha fazla yakışır yani. Canları korumak vardır Allah'ın yolunda savaşmanın. Malları korumak vardır, ırzları korumak vardır. Mülkü, toprağı korumak vardır. O güne kadar kurduğunuz eserleri korumak vardır. 1000 yıllık, 100 yıllık, kaç yıllıksa işte kurduğunuz, emek emek biriktirdiğiniz o yapıyı korumak vardır. Olayı siyasallaştırıp güncelleştireceğim gibi görünüyor ama öyle yapmamaya çalışacağım. 15 Temmuz'da milletin gösterdiği tepki niyeydi? O gün birçok arkadaş beraber olduğumuzu hatırlayacaklardır. İlk saatlerde yüzlerde arkadaşlarla gördüğümüz şey öfkeydi yani. İnanılmaz bir öfke patlamasıydı etrafımızdaki herkeste yani. Niye? Ya emek 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 bir şey düzeltiyorsun, tak gelip vurup yıkıyorlar yani. Bu kadar kolay mı olmalı? Herkesteki öfke buydu ya. Evet, emekleriniz için öfkelenmeniz gerekiyor, emeklerimiz için. Allah'ın yolunun kapsamında yetimlerin korunması vardır. Mağdurların korunması vardır. Müslüman olmasa bile yardıma muhtaç insanların korunması vardır. Zulüm altında inim inim inleyen halkların kurtarılması vardır. Sömürülen bütün insanların sömürgeden kurtarılması vardır. وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah yolunda savaşın. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ سَم۪يُونَ عَل۪يمٌ. Şunu bilin ki Allah işiten ve bilendir. Sakın, sakın bir düşman için biz onu yenemeyiz. Yok ya biz neyiz ki? Bizim etimiz ne, budumuz ne? Gibi laflar etmeyin. Bu laflar gücünüzü gerçekten düşürür. Herhangi bir ülkeyi, herhangi bir ülkenin askeri gücünü, ekonomik gücünü, teknolojik gücünü gözünüzde yenilemezmiş gibi anlatmayın. Hakikaten direnemezsiniz. Yenilgi ruhlarımıza yerleşir, Allah korusun. Allah ağzınızdan çıkanları işitiyor. Niyetinizi, ne yapmaya çalıştığınızı biliyor. Ona göre davranın. Ve şununla bitireceğiz inşallah. مَنْ ذَلَّذ۪ي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا. Allah'ın yolunda, Allah rızası için Allah'a güzel bir şeyi borç verecek kimse yok mu? Allah'a güzel bir şeyi borç verecek yok mu? Bakın buradaki karz kelimesi içerisinde her türlü iyiliği alan bir kelimedir. İçerisinde iyi davranışlar da var, para var, para da var. Para vermek de var. Kimisi parasını verir, kimisi emeğini verir demektir bu. Kimisi parasını verir, kimisi emeğini verir.
parasını, malını ve canını, biliyorsunuz ayetlerde böyle geçiyor. Bi emvalihim ve enfusihim, malları ve canlarıyla. Allah'a bir iyilik kim borç verecek? Bize sesleniyor Rabbimiz. İçinizden kim Allah'a güzel bir borç verecek? Bu cümlede o kadar büyük bir şereflendirme var ki tarif edilemez. Allah haşa sanki bizim ona bir şey vermemizi istiyor. Oysa bunun gerçekleşemeyeceğini biliyoruz. Allah bizim emeklerimizi ve bizim paralarımızı öyle değerlendiriyor ki bana borç vereceksiniz diyor. Peki Allah'ım nasıl ödeyeceksin? Haşa, bu cümleyi söyleyeyim de. فَيُضَائِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيرًا. Allah onu kat kat katlayarak ödeyecek. 700 katına kadar. 700 katına kadar. Her biri 100 tanesi olan 7 başak tarifi vardı ya. 700 katına kadar artırabilir. Daha fazlasını artırabilir. Derler ki, Allah ondan razı olsun, Hazreti Osman bir sıkıntılı kıtlık döneminde, Medine'de bir kıtlık döneminde Hazreti Osman'a ait olan bir kervan mallarla yüklü olarak gelmiş. Medine'nin tüccarları koşarak gelmişler Hazreti Osman'a. Alacaklar, satacaklar. Çünkü tam ortam hazır. Etrafta mal kıtlığı var, insanların ihtiyacı var. Koşarak gelmişler tüccarlar. İhale başlıyor. Açık oturum, ne ona açık oturum diye, ne diyor? Açık artırma, özür dilerim. Açık artırma başlamış. Hazreti Osman demişler ki, 1'e 2 veririz. Kardeşler demiş, fazla veren var demiş. Şöyle bakmışlar, Medine'nin bütün tüccarları orada. Ya hadi 1'e 3 verelim, 1'e 4 verelim, gider gider 1'e 10'a kadar çıkmışlar. Bu çok büyük bir para artışı. Sonra kızmış bir tanesi, Osman ne diyorsun sen demiş ya. Bütün tüccarlar burada, kimi kandırıyorsun demiş. Daha fazla veriyor. Vallahi kardeşim demiş, 700 veriyor demiş yani. Ne diyorsun yani? Kervandaki bütün malı dağıtıyorum demiş. Yani cennet satın aldı adam. Öyle olmadı mı? Cennet satın aldı. اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَمْوَالَهُمْ وَاَنْفُسَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerden mallarını ve canlarını cennet bedeliyle satın aldı. Hazreti Osman malıyla cennet almış işte yani. Bu yapılabiliyormuş. Allah'a güzel borç vermekten kastımız ne? Allah yolunda yapılacak tüm çalışmalara emek vermek, para vermek. Emek ve para vermek. Bu çok net bir konu. Allah yolundaki yapılacak tüm çalışmalara. Bir daha söylüyorum. Çok dar açıdan bakmayın Allah aşkına. Allah yolunda çalışmalara para verin diyoruz. Yani mesela Kur'an kursuna yardım etmeyi Allah yolunda çalışmaya bir örnek olarak kabul edip oraya para verebiliyorlar. Ne bileyim, bir kütüphane açacağız diyorsunuz. Yani dini değil ama bakın, dini anlamda değil. Bir kütüphane açacağız diyorsunuz. Kimsenin eli cebine gitmiyor. Niye? Çünkü onu seküler bir iş olarak görüyorlar. Onu din dışı bir iş olarak görüyorlar. Herkese meal de açacağım diyorum. Birçok arkadaş destek oluyor. Çok güzel bir roman çıkmış ya da çok güzel bir hikaye kitabı çıkmış. Okuyan çok iyi etkileniyor. Arkadaşlar hikaye kitabı dağıtacağım diyor. Kimse destek olmuyor. Niye? Onu Allah yolunda görmüyor adam yani. Allah yolunda deyince kafamızda illa şekilsel olarak din çağrışımı yaptıracak şeyler olması gerekiyor yani. Böyle bir şey değil. Allah yolunda borç vermekten bahsediyoruz. Bir de bu borç konusunu hatırlatmak lazım. Doğrudan borç da verebilirsiniz. Borç verin Müslümanlara. Arkadaşlar şunu biliyoruz. Kapitalizm denilen bir dönemde yaşıyoruz. Yaklaşık olarak 200 yıldır, 250 yıldır kapitalizmin egemenliğinde yaşıyoruz. Kapitalizmin ayakta kalmasını sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi insanların birbirlerine borç vermemeleridir. İnsanlar birbirlerine borç vermediğinde insanlar para kurumlarına muhtaç duruma düşüyorlar. Ve para kurumlarından faiz karşılığında borç almak zorunda kalıyorlar. Ve faiz sarmalına bir kez elinizi kaptırdınız mı, kolunuzu değil bedeninizi kurtaramıyorsunuz, onu hepimiz biliyoruz. Ama borç vermiyorlar. Hiç benim aklımdan çıkmayan örneklerden bir tanesi, çalıştığım bir şehirde bir bankanın müdürü kredilerin faizlerinin çok düşük olduğunu anlatıyor bana. Oturduk beraber bir yerde çay içiyoruz. Hocam diyor, yani maaşın diyelim ki yetmedi, bitti, aybaşı gelmeden önce bitti. Bu cümleyi net
bir banka müdürünün ağzından duydum. Varlığını buna bağlamış zaten yani. Hocam dedi, bugün bu zamanda kim kime borç verir ki dedi. Bu zamanda kim kime borç verir ki? Geleceğim bize dedi. Bak kredisi bak ne kadar düşük dedi. Yani şeyin faizi ne kadar düşük. Alacaksın, devam edip gideceksin yoluna dedi. Ek dersini aldığın zaman da vereceksin dedi. Şöyle baktım hakikaten çok hesaplı görünüyor. Vallahi dedim her şey çok güzel görünüyor. Küçücük bir problem kaldı geriye. Ne oldu dedi? Faiz haram dedi. Tamam. Ya hocam sen bilirsin. Ya ben bilmiyorum. Yukarıdan geliyor. Ben ne yapabilirim yani? Ama insanlar gerçekten birbirlerine borç vermediğinde eli mahkum gidecek adam işini çözmek için. Hazreti Peygamber Aleyhisselam diyor ki, Resulullah Aleyhisselam'dan nakledilen rivayet, borç veren sadaka verenden daha isabetli iş yapmıştır diyor. Borç veren sadaka verenden daha isabetli iş yapmıştır. Çünkü sadaka verdiğiniz kişi gerçekten her zaman yardıma muhtaç birisi olmayabilir. Ama birisi senden borç istiyorsa kesinlikle ihtiyacı vardır. O yüzden ister. Çözebiliyorsanız çözün. Karz-ı Hasen diye bir kurum oluşturmuşlar Müslümanlar tarihte. Şöyle bir adet geliştirmişler. Karz-ı Hasen uygulaması. Borç veriyormuş. Verirken ama ona söylemiyormuş. Zihninden onu siliyormuş. Yani bu para gelirse alacağım geriye. Gelmezse sadakam olarak verdim. Geçip gidiyormuş. Ama sadakam olsun demiyor. Çünkü sadakam olsun derse belki karşıdaki adam almayacak. Ya da aldı. Ödemek için çalışmayacak, tembellik yapacak. Ne gerek var öyle söylemeye? Al kardeşim sana borç. Ama sıkıştırmazsın. Karz-ı Hasen budur. Sıkıştırmazsın. Para geliyorsa gel alırsın. Gelmezse adamı zorlamazsın. Ama konuyu cihatla iliştirelim. Yukarıda savaş vardı. Özellikle savaş hazırlığı için emek ve para gereklidir. Emek olmadan ve para olmadan savaş yapılamayacağını en çok bu yüzyılda biz biliyoruz. Savaş çok pahalı bir iştir yani. Öyleyse savaşabilmek için emeklerinizi ve paralarınızı toplayın, birleştirin, bir şey yapın. Paramız azalacak diye mi korkuyorsunuz? Vallahu yakbizu ve yapsut. Bir dersi buna ayırmak gerekmiyor. Allah daraltır, Allah genişletir. Ben çok para kazanıyorum, ben para kazanamıyorum diyenlerin kulaklarına küpe olması gerekiyor. Allah daraltır, Allah genişletir. Aynı maaşı alan herkesin aynı geçim düzeyinde olmadığını görmüyor musunuz? Aynı parayı kazananların hepsinin yaşam standartlarının aynı olmadığını görmüyor musunuz yani? Kendi hayatınızda da bazen iniş çıkışlar yaşadığınızı görmüyor musunuz? Aynı maaşla çalışıyoruz. Aynı maaşla çalışırken bazı yıllarımız zor geçerken bazı yıllarımız çok rahat geçmiyor. Fecir suresine atıfta bulunmak gerekiyor. Allah bazen kullarına vererek dener. Bazı kullar verildiğinde tamam Allah verdi derler. Allah bize nimet verdi. Onları Allah denemek için sıkar, bir darlık dönemine girer. Ama ağlamaya başlarlar. Haşa ki Allah bana ihanet etti, Rabbim ihanet etti demeye varacak kadar da. Rabbim ihanet etti, ağızdan çıkmaz, bir Müslüman ağızdan çıkmaz. Bir Müslüman ağzından Rabbim bana ihanet etti çıkmaz. Amelinden çıkar. Sadakayı keser, ikramı keser, evine misafir almayı keser, yedirmeyi keser. Bu da zaten ya vermedim ben de vermiyorum demekten başka bir şey değil midir yani? Ne kadar kötü bir şeydir. Kimi insanlar gelirleri düşmeye başlayınca kendi masraflarından kısmak yerine ilk vermeyi bırakıyorlar. Mesela bir öğrenciye burs veriyorlardır. Geliri düşüyor. O yıl daha ucuz ayakkabılar almayı tercih etmek yerine ilk tercih ettiği şey bursu kesiyor. Allah'a verdiğinden kesiyor. İlk kestiği oradan. Halbuki oraya yatırım yapıyorsun sen yani. Kendinden kesmen gerekiyor. Arabanın modelini düşürmen gerekiyor. Arabayı daha az kullanman gerekiyor. Mesela yani. Evine yaptığın harcamayı biraz aşağı çekmen gerekiyor. Biraz daha ucuz elbise giymen gerekiyor. Mesela yani. Bir Müslümanın olmazsa olmazı mesela. Tatile gitmeyeceksin. Olabilir mi? Mümkün değil yani. Tatile gitmeyen Müslüman mı olur yani? Ama işler kötüye gitti. Yani dişini sıkacaksın. O yıl yarım tatile. Yani ya, tatile gidin gene ya. Tatile gitmeden olmaz o iş. Yarım tatil yapacaksın. Ama verdiğinden kısmaman gerekiyor. Yetimin
Bu kelime çok can sıkıcı oldu ama olsun, başka kelime gelmedi aklıma. Yetimin sponsoru olmuşsan eğer bir yerde, ilk terk etmen gereken şey yetim olmamalı. İlk terk etmen gereken ilgilendiğin ailenin giderini karşılamamak olmamalı. Vallahi bu ay elim iyi değil, sana veremiyorum kusura bakma demek yerine, vallahi bu ay iyi, elim iyi değil, evet ne? Kahvaltıda 3 çeşitten bir tanesini çıkartıyorum demektir yani. Kendinden kısmayı bilebilmek demektir. Allah daraltır, Allah genişletir. Bu inanç olmadıktan sonra kişi kendine tapınmaya başlar, Allah korusun. وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Hepiniz ona döndürüleceksiniz. Dönüş Allah'ın huzuruna. Gideceğiz ve hesap vereceğiz. Bütün mesele bu. Öyleyse amellerimizi yaparken hesap vereceğimiz bilincinde yapalım. Ağzımızdan çıkan her sözü kaydeden kayıtçılar olduğunu, yaptığımız her hareketi bilen ve niye yaptığımızı bilen bir Allah'ın huzuruna gideceğimizi bileceğiz. Ona göre davranacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.